Bütün dünya bir araya gelmiş. Recep Tayyip Erdoğan'ı yatırmışlar ameliyat masasına. Bütün şer odakları adamı canlı canlı ameliyat yapmaya çalışıyorlar. Ben burada daha önceki videolarımda hepinize söyledim. Bakın, ben ve benim gibi YouTuber arkadaşları destekleyin. Videomuzu paylaşın, beğenin, abone olun. En önemlisi abone olun. Biz %52, %50 oy almış Recep Tayyip Erdoğan sevdalıları ve taraftarları olarak hiçbir destek görmüyoruz sizden. Siz öyle rahat hissediyorsunuz kendinizi ki ne? 2023'te Erdoğan şimdiye kadar hep kazandı, kazandı, kazandı. Bundan sonra da kazanır. Bakın söyledim, yatırdılar adamı ameliyat masasına, canlı canlı adama ameliyat operasyonu çekiyorlar. Bütün şer odakları birleşti. Açın bakın, bakın açın YouTube'u, bakın açın YouTube'u. Canlı haber kanallarını. Halk TV'ye bakın. Bakın Halk TV canlı yayın YouTube oynuyor. Gecenin saat 12'sinde bile adamın 9500 tane aktif izleyicisi var. Gece saat 9'da. 11-12'de gecenin. Açın A Haber'i. 450-500 kişi. 11'de. CNN Türk ve Habertürk'ü açtığınız zaman 5500, 4500, 5000 arası izleyici, aktif izleyici görürsünüz. Diğerlerini saymıyorum zaten. TRT'si şunu bunu falan, TGRT'si falan 2000, 1500 öyle gider en fazla. Ama bakın bu Halk TV, bak 10.000 kişi izliyor diyor. Sosyal medyada adamlar çok kuvvetliler, çok güçlüler. Birbirlerini destekliyorlar. Küçücük bir yalan bile olsa paylaşmış oldukları bir resim, sonuna kadar arkasında durup onu paylaşıyorlar, yorum yapıyorlar, beğeniyorlar, her şeyi yapıyorlar. Size bir isim vereyim bak. Fakir Fukara diye bir tane Erdoğan düşmanı çakal var bir tane YouTube'da. Adam 3 hafta önce 18 bin abonesi vardı. 3 hafta geçti. Bak 3 hafta geçti. 34 bin, 35 bin abonesi oldu. Şimdi bu videoyu izlediğinde belki 40 bini bulacak. Adam 3 haftada 15-20 bin abonmen kazandı. Biz o kadar video yapıyoruz. O kadar araştırıyoruz. Ve 20, 30, 15 tek tük geliyor gidiyor. Hiç önemli değil. İzlemeniz de önemli değil. Abone olmanız da önemli değil. 2019'da gördüğünüz gününüzü, hep kendinizi rahat sandınız. Erdoğan kazandı, şöyle yapar, böyle yapar dediniz. 2019'da gitti belediyeler elinizde. Ve Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP tayfası 3-5 senede ülkeyi ne hale getirecek göreceksiniz. Onların asıl emelleri, asıl niyetleri Cumhurbaşkanını ele geçirmek. Cumhurbaşkanını ele geçirdikleri zaman yapacak olduğu soygunun ardını arkasını arayacak ve onlara kayyum atayacak. Onların karşısında duracak, hakimleri, savcıları göreve davet edecek bir makam kalmayacak. Asıl niyetleri o. Zaten onlar hizmet olmuş olsa görevlileri, amaçları İstanbul onlarda. Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bolu, Eskişehir, Kırşehir bunlar büyük şehirleri saydım sadece. Bunlar Türkiye'nin zaten %60, %70'ini oluşturuyor. Eğer ki bunların hizmet derdi olmuş olsa, hizmet aşkı, bu belediyeler zaten Türkiye onların elinde şu anda. Yaparlar. Diğer onların partnerleri de HDP zaten Güneydoğu'da onların elinde. Bunlar hizmet yapacak olsaydı yapardı. Ama bunlar ne istiyorlar biliyor musun? Belediyelerde yapacaklar oldukları soyguna, vurguna kılıf aramak, yani kılıf uydurmak için. Bunların arkasına araştırma yapmasın diye kimse Recep Tayyip Erdoğan'ı diskalifiye etmek istiyorlar. Ele geçirmek istiyorlar Türkiye'yi. Hortumlamak için. Bakın Türkiye'de Erdoğan'a sabahleyin televizyonu açıyorum. Sabahleyin adam televizyonda konuşma yapıyor. Öğlen açıyorum adam açılışlarda. Akşam açıyorum başka ülkeye, oraya buraya şehir şehir ziyarete gitmiş. Ya ben 35-36 yaşında olmama rağmen oturduğum yerde adamı izlerken ben yoruluyorum. Sandalyede yoruluyorum. Adam ayakta 1 saat, 1,5 saat konuşma yapıyor. Oradan oraya, oradan oraya. Buradan bak Katar'a uçakla gitti. Sanki böyle hani bir 5 kilometre 10 kilometre Katar'a diyoruz bak Katar'a. Sen orada kameraların karşısındasın. Orada meslektaşlarınla karşılaşıyorsun. Yanında gazeteciler var, televizyoncular var. Bütün dünya seni takip ediyor. Sen onlarla hani respektif olmak zorundasın. Yani iş için görüşüyorsun. Selamlaşıyorsun, ayaktasın, onlar resepsiyon şudur budur. Yani boş bir gezme bile olsa dayanamazsın. Of der, sıkılırsınız, patlarsınız. Hizmeti batsın deyip bir sene dayanamaz kaçar gidersiniz. İstediğiniz kadar kral olun bak, istediğiniz kadar. Ama bu adam 70 yaşına gelmesine rağmen Türkiye için elinden gelen her türlü çabayı sarf ediyor. Bakın Avrupa'ya, Türkiye hani bu virüs, koronavirüs sebebiyle hani
Hani Almanya açıklama yapmıştı. Türkiye'ye hani giden seyahat yapmak isteyen kişilere biz Türkiye uygun bir ülke değil, tehlikeli bir ülke görüyoruz dedi. Ne yaptı Mevlüt Çavuşoğlu'nu? Anında Almanya'ya gönderdi. Ve Heiko Maas ile yani Almanya Dışişleri Başkanı ile Bakanı ile görüşme yaptı. Ve bunu kaldırmak üzereler şu anda. Türk vatandaşlarına kalktı. Aile ziyaretleri, akraba ziyaretleri yapılabilir. Ve diğer Almanlar için de artık kalkacak bu. Macaristan kaldırdı. Almanya kaldırıyor. Yani hemen Türkiye'ye turist gelsin. Türkiye'nin ekonomisi canlansın. O CHP'nin o belediyeler var ya, o oteller falan olsun. Hep bastılar CHP oylarını ya. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hatta Almanya'ya, Avrupa'ya geldiği zaman Türkiye'ye gelmeyin. Türkiye'de paranızı harcamayın. Türkiye güvenli değil, can ve mal güvenliğiniz yok diyen o Kılıçdaroğlu, Türkiye turist gelmesin diye elinden gelen her türlü pisliği yapan Kılıçdaroğlu, buraya gelip de Mevlüt Çavuşoğlu'nun bakın biz pandemi döneminde Almanya'dan getirdiğimiz 2-3 tane şirket, bütün TÜV, bütün kontrol, sağlık çalışanlarını havalanlarını teslim ettik, otelleri onlara teslim ettik, onların hani gözetimi altında aynı Almanya'daymışsınız gibi istediğiniz ilaçlar, istediğiniz tıbbi malzemeler, hastalananları hastanede tedavi etmeyeceğiz. Bazı yapmış olduğumuz oteller var, hani hastaneye çevirdiğimiz o otellere yerleşecekler, orada hem hastalıklar tedavilerini hem de tatillerini geçirecekler. Onların tedavilerinde istenilmeyen ilaçlar kullanılmayacak. Türkiye, Almanya'da söylenen o yalan haberlerin hiçbirine inanmayın. Biz Türkiye'de Almanya'dan daha fazla bu hastalık için sağlık mücadelesi veriyoruz diye adam yani bir taraflarını yırttı ki Türkiye turist gelsin. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi kalkınsın, oradaki esnaflar para kazansın diye. O zıkkım olası o dövüşler de varıp varıp basacaklar onlar yine CHP'ye. Basacaklar İzmir'i, Muğla'yı, Aydın'ı, Antalya'yı. Bak Mevlüt Çavuşoğlu burada ter döküyor, ter. O gidecekler yine basacaklar. Bassınlar. Bassınlar. Bakın size söylüyorum. Basan bassın. Bak kurunun yanında yaşı da yakıyorlar. Aklınızı başınıza toplayın. Bu adam 2023'te ayağını kaydıracaklar. Bu adam artık 2023'ten sonra yok. Bütün şer odakları birleşti. Adamı canlı canlı ameliyat ediyorlar. Bütün HDP'si, PKK'sı, İyi Parti dedikleri FETÖ'sü, CHP'si, bütün dış güçleri bastırıyor. Libya'da Rusya saldırıyor, Fransa saldırıyor, İtalya saldırıyor. Suriye'de Esad tarafından, Rusya tarafından PYD, Amerika saldırıyor. Akdeniz'de gene aynı şekilde İtalya'sı var, Yunanistan'ı var, İngiltere'si var. Oradan saldırıyorlar. Filistin'e konuşmaya çalışıyoruz. İsrail oradan baskı yapıyor. Burada Mısır'da hani bir yani yandaş hani biraz iş ortağımız olacak Mursi vardı. Sisi denilen bir tane melunu çıkarttılar. Darbe yaptılar. Darma duman ettiler. Suudi Arabistan saldırıyor. Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyor. Avrupa bize ekonomik baskı yapıyor. Amerika zaten yıllardır yapıyor. Bunların hiçbirisi yetmez gibi şey. CHP şimdi saldırıyor da saldırıyor. Arkasından İyi Partisi saldırıyor. Bir de Karamollaoğlu eklendi. Bir de bunun yanına FETÖ zaten oldu mu olası saldırıyor. HDP de bunlara dahil oldu. 40 senedir hiç bitmeyen bu PKK zaten her zaman var. Bir de bütün bunların yani medyaları, televizyonları, basınları yok mağdur gazeteciler, yok tutuklu gazeteciler, yok barolara bilmem ne oldu, yok. İkide bile çıkıp hani Erdoğan'ı aşağılamak için, karalamak için adalet istiyoruz, kanun istiyoruz, yok yürüme, insanın yürüme hakkı vardır, eylem yapabilir, yok insanın özgür haklarını engelleyemezsin, yok bilmem insanın kılık kıyafetine karışamazsın, bilmem ne diye işsiz millet, ekonomik dar, millet iş bulamıyor, okullar kapandı, yok sınavlar ertelendi, sınavlar ertelersen bu sefer millet okula gidecek, sınavını kazanıp işe başlaması lazım, son senesi adam işsiz mi kalsın, sınavını en azından yap da hani hızlı bir şekilde sınavını yap da mesleğini alabilsin. Yani ertelersen erteledi, ertelemezsen ertelemedi. Gece gündüz adam mücadelesini veriyor, her türlü yani sıkıntınıza çare bulmaya çalışıyor, her şeyi yapıyor. Buna yetmezmiş gibi hizmetler hala açılışları Konya Ovası'ydı, barajlardı, köprülerde daha kanalı düşünüyor. Yeni hastaneler başka şehir açıyor. Yollarını yapıyor. Yani yapıyor, yapıyor, yapıyor. Yani gözünüze, dizinize dursun, lanet olsun ya. Zıkkımın dibi olsun artık ya. Daha diyecek bir şey yok ya. Ya 2023'te zaten gidecek. Bu PKK, FETÖ, İYİ Partisi, bütün CHP'si birleşti, birleşti. Adamlar şimdi HDP ile şu anda belediyelerde başka çareleri olmadığı için tek aday çıkarttılar. 2023'te bunlar
Erdoğan'ın karşısına ya İmamoğlu ya İnce ya bilmem ne bir şey bulurlar. Bulmaz değil, onlar her zaman bulurlar o bulduğu kişiyi. Ve şu anda da Deva Partisi ile Gelecek Partisi ile bu Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı da Erdoğan'ın karşısına çıkartıp onları da hani Cumhurbaşkanı'na aday gösterip Erdoğan'dan ne kadar oy tırtıklayabilirsek biraz daha tırtıklayalım. O oylar, tırtıkladığımız oylarla Erdoğan birinci seçimde, yani birinci seçimde %51'i alamasın. %51'i alamayınca, %49 bile alsa ikinci seçime kalıyor. İkinci tura kalıyor. İkinci turda da en birinci partiyle, yani en birinci adayla ikinci aday kafa kafaya yarışacak. O zaman da ne diyorlar biliyor musun? Birinci turda Erdoğan'ı Türkiye'yi kaptırmayalım. HDP'nin adayı olsun. CHP'nin adayı olsun. Deva Partisi'nin, yok bilmem Ahmet Davutoğlu girsin. Yok Abdullah Gül de girsin. Yok herkesi yani sokup Erdoğan'ı %51'i aldırtmayacaklar. İkinci turda hepsi elenecek. Anlaşmalı elenecek. Recep Tayyip Erdoğan'la CHP'nin adayı gelecek. Birinci, o en çok oy alan bir ve en çok oy alan ikinci kişi kalacak ikinci tura. Dolayısıyla ikinci turda bütün bu şer odakları HDP, PKK, FETÖ, Meral Akşener'i, CHP'si, bütün hepsi birleşecekler. Ondan sonra yine Muharrem İncevet'te CHP'nin adayına oyu basacaklar. Erdoğan'ı aşağı al aşağı edip indirecekler. Ondan sonra da halka diyecekler ki ne? Bak biz PKK ile işbirliği yapmadık. Onlar kendi özgür iradesiyle oy verdi. Bak biz FETÖ ile işbirliği yapmıyoruz. Bak biz ondan yapmıyoruz. Biz bundan yapmıyoruz. Planlarını tıkır tıkır işletecekler. İlmik ilmik boynunuza geçirecekler. Ondan sonra acınızdan öleceksiniz de sizin, artık ben size söylüyorum, o hastanelerde geberip gideceksiniz. Donunuzu bile soyup alacaklar. Donunuzu bile soyup alacaklar. Sen ondan sonra hiçbir hak talep edemeyeceksin. Okula gideceksin. Diyecek ki ne, öğrencilerin kitapları bedava değil. Diyecek ki ne, biz kasa boş bir hükümet devraldık. Büyük kara bir delik var. Alacak yok, verecek var, şu var, var. Daha İstanbul'a gele gelmez bak kaç tane ülkeden borçlar topladı Ekrem İmamoğlu. Türkiye'ye geldiği zaman, hani Türkiye'ye Cumhurbaşkanı eline aldığı zaman anında gene de Türkiye Cumhuriyeti'ni borca sokacak. Anında kredi. Oradan buradan hep o kredileri indiren cebe bir güzel bir indirecek. Onları güzelce bir yiyecek. Etrafındaki arkadaşlarına bir dağıtacak. Zaten yaptığı okul, yol, hastane bir şeyler zaten olmayacak. Aha Ekrem İmamoğlu ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Aynı şekilde Türkiye'de bir borca derde sokacaklar. Onu da bir ceplerine indirecekler. Arkasından devamında Türkiye'nin 30 sene, 40 sene, 50 sene geleceğini borçlandıracaklar. Yapmış olduğu ne kadar yolsuzluk varsa hep üstünü örtbastır edecekler bu sırtlanlar. Recep Tayyip Erdoğan gittikten sonra okulda hani kitabını alamayacaksın ya. Bir sonraki seneye gelecek diyecek ki ne, emeklilere verilen o ikramiye var ya. Kasa boş. Enkaz bir kasa devraldık. Biz o emeklilere verdiğimiz ikramiyeleri de veremeyeceğiz. Onları da kaldıracağız. Hiçbir şey yapamayacaksın. Git istediğin yere vur taşına. Hangi taş daha sağlamsa kafan oraya vur. Ondan sonra sen diyecek ki ne? Hastaneye gittiğin zaman muayene ücreti %10 mu ödüyorsun? Hani o çok konuşuyordunuz ya. %5, %10 ilaca para veriyorum. Diyecek ki ne? %40'a çıkarttık onu. Diyecek ki ne? Çünkü SGK'nın bir para buna karşılayacak gücü yok. Muayene ücreti 7 TL ya, çok konuşuyoruz ya. Diyecekler muayene ücreti 50 TL, 70 TL, 80 TL çıkartacak. Hiçbir şey yapamayacaksın. Kıkını bile çıkaramayacaksın. Güzel güzel onlar finansal ayarlama. Güzel finansal ayarlama yaparlar. Taksi getirirler. Otobüsleri yeni hatlar açarlar. Yeni hatlar verirler. Taksiciler o yeni 5000 tane İstanbul'a verecek ki o taksi plakalarının hepsini satacak adam. Bugün İstanbul'daki taksinin bir tane plakası 1-2 milyondan bahsediyor adam. 2 milyon para istiyor bir taksiye. 5000 tane taksi ne yapıyor biliyor musun? 5000 taksi. 5000. 1-2-3-5 trilyon bilmem ne yapıyor. Hesap edin ya, makine çarpın 5000'den 2 milyonu. Yani bu adam sizin, dedik ya, donunuza kadar soyacak. Olanları da darmadağın edip dağıtacak. Siz Erdoğan hani o çalışıyor, o yapıyor, o bizim eksiklerimizi gideriyor, o kazanır, onun taraftarı çok falan. Siz hayal kuruyorsunuz. Onun milletvekilleri bile bıraktı. Belediye başkanları bile çalışmıyor. Çalışan da çok az. Yani hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın şemsiyesi altına girmişler. Milletvekillerinden çalışan nadir kişiler var. Belediye başkanlarından göze gelen nadir kişiler var. Bakın CHP'yi görüyorsunuz mu? Duruyor durmuyor. Zeydan Karalar Adana'dan hopluyor, cart oldu, curt oldu, şu oldu, pandemi hastanesi vurdu falan. Yalan da olsa çıkıyor meydana, şişiriyor Fox TV, Halk TV, bir halt oluyor. Aynı şekilde
Ankara'da Mansur Yavaş, rüşvet olayı oluyor, şu oluyor, Ekrem İmamoğlu, Ayasofya açılmasın, gerek mi var, şu mu var, bu mu var diyor. Yok Fransa'ya gidiyor, ben kendi evimde hissediyorum onu. Yok sel su baskın olduğunda spikere azarlıyor, yok musluk açılışı yapıyor, yok temel atmama töreni yapıyor, yok HDP'li belediyelere kayyum atanan belediyeleri ziyarete gidiyor, gündemde tutuyor kendini, 2023'e hazırlıyor. Hani AK Parti belediyelerinde? Görüyorsunuz mu bir şey? Görüyorsunuz mu? Bir tek Ağrı'da savcı sayandan başka hiçbir şey görmüyorum ben. Hiç başka bir şey görmüyorum. Milletvekillerine ne dersiniz? Ne yapıyor? Sayılı birkaç kişi de hariç sıfır. Erdoğan'ı tek bıraktılar. Kimse yanında değil. Yatırdılar ameliyat masasına. Canlı canlı adama operasyon çekiyorlar. Biz de burada Erdoğan hani kazansın da garip guraba insan yani 2023'ten sonra bunların sırtındaki o şamarı katmerle olmasın. Adamların evine birkaç ekmek girsin. Garip grubanın yani biraz destekçisi olsun. Yardımlar kesilmesin. Yapılan belediye, devlet, vali yardımları. Bu Türkiye'ye 20 senedir yapılan hizmetler bir anda gelen yeni belediye, yeni hükümet sayesinde hortumlanmasın. Geleceğimizin 20, 30, 40 senesini borçlarla, bataklıklarla aynı Ecevit zamanındaki gibi yine eski IMF'nin ensemize geçireceği o sırtlan dişini emeceği vampir kanımızı emmesini istemediğimiz için çoluk çocuğumuza geleceğimize hani bir gelecekte torunlarımıza bir yani yine bir Almanya'nın Amerika'nın onun bunun Avrupa'nın yani elini eteği öpecek varıp kapısında kredi dilenecek yani kul köle olacak bir ülke değil de bugünkü gibi ayakta dik duran hesap soran bir ülke olsun. Onlar perişanlık çekmesin diye bir mücadele veriyoruz burada. Video yapıyoruz, paylaşım yapıyoruz, araştırıyoruz, takip ediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Sinemalar, tiyatrolar, filmler, yok futboldur, yok bilmem nedir, yok benim zamanım yok. Görüyor musun CHP'yi? Sonuna kadar ölüyor, geberiyor, vazgeçmiyorlar. Yalanlarının hiç ardı arkası kesilmiyor. Bin tane yalan atıyor, diyor ki bin taneden diyor, bitti. Bin tane de birini diyor tuttursam diyor. Bir tanesini diyor böyle şey yapsam diyor. Attım bin yalandan diyor. Bir tanesi işime yarasa yeter. 999'unu zaten bu halk gerizekalı diyor. Zaten unutur, zaten unutur. Hani sen şurada yalan söyledin diye ben sana oy vermiyorum diyen bir tane halk var mı? Bir insan var mı Türkiye'de? Var mı? CHP yalan söyledi. Bir kere. Bugün bin yalan söylesin yarın hepsi unutuluyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz işte.